YouTube'cum canım benim, açıklamadaki linkine tıkla, 20 çift sıfırda yayına gel. Bugün kızılcık şerbeti var. Kaçmaz. İnanılmaz bir video attım. Yani bunun inanılmaz bir video olmasının sebebi hem içinde komedi var hem de gündem çok yoğun. Yani bayağı yoğun bir gündem var. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yani güzel yorumlar, mantıklı yorumlarınızı merak ediyorum hem gündeme dair. Komedi falan da var işin içinde, işte Haliç Kolar, Maliç Kolar da var, seviyorsunuz zaten diye arkadaşlar, onları da sürekli yorumluyoruz. Sizi seviyorum, yayınlara gelin. 20 çift sıfırda yayına gelin, bol bol like rica ediyorum. Bir de 250 bin abone olursak, bak az kaldı, hemen abone değilsen abone ol. Sizi seviyorum, bol like, bol yorum. Öptüm, iyi seyirler canım benim. Ne yapıyorsunuz canım chat'çim? Sizi çok özledim bir. İkincisi arkadaşlar, bir günlük aranın ardından sizi özledim. Baba yapıyor gene şovunu ya. Big Star baba gene şovunu yapıyor chat. Big Star artık konser sahnelerinde arkadaşlar. Bayağı konser sahnelerinde ve arkadaki insanlar niye gülüyor tam olarak anlamadım. Artık Türkiye'nin yeniliğe ihtiyacı var. Türkiye'nin Big Star gibi sanatçılara ihtiyacı var. Oh my god, Can Kok yazmış. Bakalım arkadaşlar, Can Kok'un kim olduğunu bilmiyorum ben. Nasıl okunuyor onu da bilmiyorum. İnşallah doğru okuyorumdur. Can Kok benziyor. Arkadaşlar benzemiyor diyen lütfen acil bir şekilde göz doktoruna gitsin. Benzemiyor diyenler acil bir şekilde göz doktoruna gitsin. Can Kok'a benziyor. Can Kok'a benziyor arkadaşlar. Big Star Big Star Can Kok'a benziyor. Beyoncé'ya aşığım chat. Big Star Can Kok'a benziyor. Aynısı, aynısı. Bak, bak. Bak, bak. Bak, baba şovunu yapıyor, baba şovunu yapıyor. Bak. Abi çıldırtma beni ya. Ya sen vallahi hayranınım ya. Canım Big Star'ım benim ya. Var mı yeni videoları falan filan chat? Falan filanları var mı falan filanları? En son bu videoyu atmış zaten. Bu ne böyle? Dur geliyor chat. Yakala chat, yakala chat. Hocam bu şarkılarla olmuyor. Sen Türk müzikleriyle oynayacaksın ya. Ver müziği. Abi çıldıracağım. Çok hızlı bir yayın başlangıcı oldu. Aynısı ya. Gülüm benim buradan. Arkadaşına da selamlar bu arada. Allah kesene bereket versin. İyi ki varsın. Arkadaşına da selamlar. Kokulu öpücükler. İyi ki varsınız canlarım benim. Abi çıldıracağım. Aynı dans değil mi chat ya? Aynı dans değil mi baba ya? Bildiğin gaffur dansı ya. Gaffur dansı bildiğin ya. Ne yaptı Rahel abla, ne yaptı abla? Rahel abla yeni video attı mı? Bakalım bir dakika, dur bakayım. Rahel ablanın yeni... Amenna. Oo, Rahel Pekcan yeni video. Eşek tanıcım hoş geldin. Dur, bunu dinlemiş miydik? Stoklayabilmek için fake hesap açmak. Arkadaşım Dur. fake hesap açıp hesabı gerçek hesaba dönüştürme olayını... Bunu dinlemedik değil mi chat ya? Bunu dinlemedik. Dur, bu ne? Bu ne? Bu yeni moda. Dur, bunu izledik en son. Bu dur. Dur, fake hesap. Dur. Oo. Bu arada chat'çim, Rahel Pekcan'ı YouTube'cum da çok seviyor. YouTube'da yorumlarda abi sürekli izle. Ne olur Rahel Pekcan. Abi şu turuncu saçlı kızı her gün izleyelim diye yorumlar geliyor. YouTube'cuma buradan selamlar canımın için YouTube'cum ya. Stoklayabilmek Dur geliyor chat, geliyor chat. için fake hesap açmak. Arkadaşım fake hesap açıp hesabı gerçek hesaba dönüştürme olayını bildiğimiz bir tık abartmıştı. Çünkü resmen 3000 takipçiye ulaşmıştı. 3000 takipçi. Abla bunun için belli bir süre lazım. Ya şimdi arkadaşlar, fake hesabın amacı birini stoklamaksa, birini test etmekse, yani fake hesabı açıp o hesabı gerçek bir hesapmış gibi gösterme aşamasında insan zaten karşı cinsten soğur. İnsan zaten, atıyorum arkadaşlar, Amenna. erkek hesabı açıp işte kızı test edeceksin, kız hesabı açıp erkeği test edeceksin. İnsan zaten o süre zarfında soğur yani. Skywalker iyi ki varsın canım benim. Şimdi bu hesabın en başta Abi geçen kedimin doğum gününü atabilir miyim demiştim. Sana atayım mı? Neyi? Açılış amacı hoşlandığı çocuğun kız arkadaşlarını takip edebilmek ve oradan onları stalk edebilmekti. Çünkü zaten hoşlandığı çocukla takipleşiyordu. Evet. Aynı zamanda hoşlandığı çocuğu bu fake hesaptan da takip ediyordu. Çünkü çocuk canlı yayın açtığı zaman kendi hesabından girmeyip bu fake hesaptan giriyordu. Abla canlı yayın açtığı zaman nereden bilecek arasını satayım o kadar kişinin arasını, gerçi onlar gözüküyor değil mi Instagram'dan falan. Kızları da görmeniz lazım. Yemin ederim bir sosyal medya yayıncısının açtığı yayın sayısından daha fazla yayın açmışlardır. Çünkü sabah öğle akşam yayın açıyorlardı. Allah Allah. Bu arada bu kızları takip etmemizin ana sebeplerinden biri de kızlardan birinin arkadaşımın hoşlandığı çocuktan hoşlandığını düşünüyorduk. Bu yüzden kızın sık sık canlı yayınlarına katılıyorduk. Enteresan. Abla? Söyleyeyim mi? Artık o kadar çok kızların yayını izlemeye başladık ki, hani ben gerçekten çocuğu falan boş verdim. Kızları inanılmaz sevmeye başladım. Evet. Ben kızlarla arkadaş olmak istiyorum. Kafa yapımız inanılmaz uyumlu. 1,5 aylık bir süreç boyunca bunların canlı yayını... Neyimiz uyumlu dedi chat? Neyimiz uyumlu dedi? Bir şeyimiz uyumlu dedi orada ya. Orada bir şeyimiz uyumlu dedi. Ne dedi orada? İzledik.
Kahve bomuz mu dedi, bir şey dedi ya. Daha sonra... Kafa yapımız ha, biraz hızlı konuşuyor orada, anlamadım. Sonra artık canımıza tak etmeye başladı. Çünkü ne kadar sevsek bile artık hani bu kız bu çocuktan hoşlanıyor mu, aralarında bir şey var mı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü hiçbir şekilde bir veri toplayamıyoruz. Arkadaşlar bugün size bir anımı anlatacağım. Küçükken tuvalet diyemediğim için tuvalet dediğimden dolayı altıma nasıl sıçtım gelin anlatıyorum. Kendinize iyi bakın, bay bay. Allah Allah kahretmesin, evet. Neyse bunlar... Her seferinde şu... Böyle gözaltı torbaları kısmına sürülen 3 tane böyle 3 parmak şeyin ne olduğunu çözmeye çalışıyorum. Bir hafta. Bir gün çözeceğim inşallah. Devam edelim abla. Sonra beraber canlı yayın açtılar. Arkadaşım da bu çocuğun canlı yayınına katıldı. Okey. Gerçekten o canlı yayını izlemeniz gerekiyordu. Çocuk ve kızın arasında bildiğimiz gözle görülür bir çekim var. Abla şunu çek... Çocuk da kızın arasında. Evet. Ama yani birbirleriyle sohbet ederlerken de sürekli kanka diye konuştukları için biz hiçbir şekilde bu ilişkinin adını koyamıyoruz. Abla kanka ayağı, kunku ayağı, kurban olacağım. Şimdi beni konuşturma şimdi ya. Beni konuşturma abla, kanka manka geçelim bu işe. Arkadaşım dedi ki ne olursa olsun artık ben yazıyorum nokta nokta ile nokta nokta sevgilimi diye bir mesaj attı. Arkadaşlar çıldıracağım, suratına ne sürdün abla, vallahi böyle küçükken tuvalet diyemediğim için altıma sıçtığım bok olur gibi. Ne abla o öyle? Sonrasında bir anda arkadaşımın ismi... O ne chat en son sürdüğü ne? Ne okudular? Birilerini stalklayabilmek için fake... Dur Allah kahretsin, gene part 1'de kaldı ya. Part 1'de kaldı gene anasını. Browser mı? Devam edelim abla. Yani arkadaşım çocuğun yayınına fake hesabından değil de ana hesabından girmiş. Allah kahrubela, Allah kahrubela. İnanılmaz bir acemilik. Ana bütün kanım çekildi lan. Kanım dondu resmen. Arkadaşım o yayından çıkar çıkmaz öyle bir korkuya kapıldı ki kız gitti resmen telefonunu kapattı ama resmen bunu yapmakta da haklıydı. Neyse bu olaydan sonra çocuk yakın arkadaşımı sosyal medyadan çıkarttı. Abla şey bu, ne bu? Deborah, Kiko. Kiko abla. Kiko'yu arkadaşlar, Kiko ile Deborah'yı artık arkadaşlar ayırabiliyorum. Buruş Kiko. Nereden anladığımı sormayın. Yakın zamanda da öğrendik ki zaten o bahsettiğimiz kızla sevgili olmuşlar. Yani arkadaşım aslında her ne kadar bunu isteyerek yapmasa bile bir çiftin olmasına vesile olmuş oldu. Siz... Allah Allah. Hayırlı uğurlu olsun hocam inşallah. Sizleri çok çok seviyorum. Umarım gününüz harika geçer. Kocam öptüm. Bay bay. Kocam öptüm. Bay bay. Yani arkadaş. Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin canım Rahal ablam benim ya. Var mı başka hikaye? Bu ne? Evet. B12 eksikliğinden dolayı daha dün anlatılan konuyu hatırlamaya çalışıyorsun. Bir tane ev vardı. Evet. Şey mi bu? Zerrin ablaların yanı mı yoksa? Evet. Orada bir tane çocuk vardı. Rahal abla boş ver şimdi, sen hikaye anlat ya. Bu ne? Başaracağız siz, ben inanıyorum. Gene ne oldu? Aile baskısından kurtuluyoruz bölüm 2. Geldi chat, yakala chat. Aile baskısı bölüm 2. Aile baskısından nasıl kurtulabilirim? Part 2'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Baskıyı yapan her ne kadar anne gibi gözükse bile baskının temelinde her zaman baba yatar. Allah Allah, niye abla? Bu yüzden öncelikli olarak kimin güvenini kazanmak gerekiyor? Kimin? Babanın. Bence hayır, komşunun. Çünkü aslında bakarsanız anneniz size her koşulda güveniyor ve sadece babanızdan laf yemenizi istemiyor. Allah Allah, enteresan olabilir abla. Normalde hayatınızda yaşadığınız gelişmeleri genel olarak annenize anlatıyorsanız, babanız sadece annenizden biraz aynen duyuyorsa artık... Evet, Nasrettin Hoca'ya bağladı bu da. Evet abla. Paylaşımlara biraz da babayı dahil etmenin zamanı geldi demek. Bence de abla, birazcık yani baba tarafından yürümek lazım. Babayı manipüle eden, yani arkadaşlar babayı, yani babaları eline alan arkadaşlar, babayı böyle eline alan... Bütün evi eline alır, ben sana söyleyeyim. Zengin evlerde de arkadaşlar mutfak takımını ele alan bütün evi hakimiyet kurur. Katılıyorum bu konuda. Onların güvenini kazanabilmek için gerekirse gittiğiniz her yerde onları görüntüler arayarak aslına bakarsanız evet, onları ortamınızı daha sık da gösterebilirsiniz. Tabii tabii hocam, yani böyle, böyle babayı var ya, böyle babanızı parmağınızda oynatamıyorsanız hayırlı evlat değilsinizdir chat. Ama tabii ki de... Hayırlı bir evlat babasını parmağında oynatabilen evlattır hocam. Yıllardır süregelen geleneklerden kaynaklı kafalarında oluşturdukları algıları değiştirmenin temelinde sadece babayla arayı tutmak yetmiyor. Evet. Aynı zamanda kardeşleri de devreye sokmalısınız. Kardeşler mi? Mesela ablam... Abla bir şey söyleyeceğim. Herkesle iyi anlaştıktan sonra zaten aile baskısı yok ortada. Herkesle iyi anlaşıyoruz zaten şu anda. Aile baskısı böyle bir şey değil abla, Allah'ını seversen ya. Manipüle edilebilecek aynen baba, ya, abi ve kardeş... Arkadaşlar ortamındaysanız çok da aile baskısı tarzında bir ortamda değilsinizdir demek oluyor bu. Number 15'e 2 varsın canım benim. Konuda benim... Ha mesela bak vallahi bile babam donayı tatmış. İçin çok önemliydi çünkü eğer ablam ve abimi bir şey ikna edebilirsem onlar muhtemelen annemle benim adama konuşacakları için annem genelde o şeye ikna olurdu. Tabii o da doğru abla, bunlar yani küçük ipuçları ama. Bir de mesela annemin giymeme izin vermediği herhangi bir şey varsa ablam bu konuda en büyük destekçilerimden biriydi, o kıyafeti bir şekilde bana giydirirdi. Çünkü, evet. Çünkü ablamın kozu her zaman aynıydı, bana izin vermedin içimde kaldı, ona izin ver içinde kalmasın. Abla. Babayı ikna etmeye geri dönersek, bir babanın izin vermesindeki en büyük faktörlerden biri gittiğiniz ortamda bir erkeğin olmadığını ona inandırmanız. Allah Allah, nasıl inandıracağız abla? Tabii ki de erkek arkadaşlarınız olabilir ve arkadaşlarınızla bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. En nihayetinde tüm erkekler size aynı gözle bakmıyorlar ama bir babayı buna ikna etmenin maalesef ki bir yolu yok. Tabii abla zor yani, vallahi billahi yani. Ben mesela çok iyi bir anne olarak arkadaşlar, ben de yani ikna olamam hemen. Mesela genelde arkadaşlarımızı eve davet ettiğimizde annemizle evet, tanışır ama babamızla tanıştırmayız. Bu yüzden yapmanız gereken ilk şeylerden biri arkadaşlarınızı babanızla tanıştırmak. Evet abla. Mesela benim annem bu konuda çok daha anlayışlıyken babam bir erkek
arkadaşımın olması konusunda çok daha sert biriydi. Bu yüzden onu aslında arkadaşlarıma tanıştırarak bir tık daha... Abla bu son cümleyi o kadar hızlı söyledin ki vallahi bile hiçbir şey anlamadım ya. Mesela babanın yani anne tarafının akrabalarının amına koyayım hepsinin gerçekten yani bu tarafta oldukları için ablayla abi ikna ettikten sonra gerçekten gelinliği gibi baba tarafına gidip yapabilirsiniz. Hepinizi kocaman bay bay. Orayı hiç anlamadım abla ya. O kısmını pek anlamadım. Biraz daha yavaş geçseydin keşke oraya neyse. Daha yumuşamasını sağlıyordum. Anne babalarınızın zihninde oluşturduğu o kuralları bir yerde yıkmaya beklemeyin. Muhtemelen bu 5-6 ayınızdan fazlasına mal olacak. Muhtemelen abla. Olası. Sonrası için değer mi derseniz fazlasıyla değiyor. Sizleri çok seviyorum. Umarım günün sarkıya geçer. Kocaman öptüm bay bay. Bir sonraki videoda aile bas. Allah cezanı vermesin orası ne oldu ya? Kocaman öptüm bay bay kısmını göremedik. Ya kocaman öptüm bay bay kısmını göremedikten sonra ben. Ya vallahi billahi şuralarda bir yerdeyim ya. Orası niye yok abla ya? Abi çıldıracağım en güzel kısmı gitti ya Nur Senacığım hoş geldin canım benim. Abi çıldıracağım ya. Namus Lerema. Mert. İmmobile mi İkardi? İmmobile. İmmobile mi? Abi açık ara İmmobile tabii ki orada İkardi arasında. Açık ara Rafa Silva ne geliyor? Rafa Silva mı? Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva bitti. Silva. Ama diğer şıkkı da Rafa Silva. Rafa Silva. Ama diğer şıkkı. Abla. Rafa Silva. Acım Rafa Silva diyorum. Bitti Rafa Silva'dır chat ya açık ara Rafa Silva ya açık ara Rafa Silva yani yok başka seçenek yok chat Rafa Silva'nın olduğu yerde başka seçenek yok 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 bu ne bakalım abla okul için böyle bu ne abla okul için şöyle çelik bir kap aldım ders aralarında atın ya da bazen okul yemeği kötüyse abla şey semaver götür şey semaver mi neydi o ya sefer tası götür okula. Bu ne abla ya? Geç abla. Bu ne? Seni almadan çıktığım için çok pişmanım. Almak isteyen olursa Evidia'da 400 TL, 400 TL verilir mi chat? Şuna 400 TL verilir mi? Yani benim gibi arkadaşlar böyle görsele hitap eden bir yayıncı için böyle bir bardak alsam mesela dikkat çeker chat. Yani şu şekil bardak dikkat çeker yayında arkadaşlar. Şu şekil bir bardak dikkat çeker. Yani benim almam mantıklı ama onun dışında bilmiyorum ya chat. Onun dışında başkalarının bence hani 400 TL vermesi mantıklı değil. Geçelim abla. Bana mantıklı gelmedi. Hashtag reklam değil. Bunu nereden aldığımı sormuş. Bunu Mr. D'den aldım. Mr. D. Beraber açalım. Size de göstermiş olayım. Göster abla. Fiyatı 420 lira gibi bir şeydi diyor. Buna 420 lira verilir mi chat? Biliyorum. Şu şekil. Aşırı ufak boy tencere. De iç kısmı çelik. Bu yanlardan açıyorsunuz. Bakın şurada bir kaşığı var. Evet. Şunu çıkarıp kaşığını oradan alabiliyorsunuz. Çok çıkartalım artık. Kullanır mıyım bilmiyorum o kaşığı. Kaşık çok kullanılması bir kaşığa benzemiyor abla. Böyle hani BİM'den alınan tatlıların yanında verilen çatal kaşıklar var ya onlar gibi geç. Şu. Bu arada vakum. Canım kadife tatlısı çekti. Vakumlu yani bunun için. Vakumlu mu? İçine koyduğunuz şeyin dökülme ihtimali yok. O açıdan çok iyi. İç kısmı da çelik zaten şöyle. Genel olarak güzel. Bence bir tık pahalı ama düşününce çelik olduğu için de evet. Normal. Nursen ağacım iyi ki varsın. Geliyor. Tamer çok iyi bir sefer tası demiş. Kaşık kısmı da evet. Şuradan açılıyor. Şöyle bir kaşığı var. Kaşığı... Ben bunu kullanır mıyım çok emin değilim ama. Ben de çok, ben onu ikinci yemeğe zaten kırarım onu. Aslına bakarsanız iyi sağlam bir kaşık. Sağlam mı? Ben ikinciyi kırarım onu ya. Bir tık daha yulaf tarzı şeyler hazırladığımda bunu götürürüm yani bunu evet, kullanırım. Çok daha mantıklı olur. Olabilir abi. Bu arada Rahel sevgili... Bence baya güzel. Evet geçelim abla hashtag reklam değil. Bu ne? Kış gelmeden son gece yürüyüşleri. Abla niye kışın yürümüyor mu? Niye kışın da yürü? Günaydın Canikom. Günaydın abla. Nasılsın abla? Önce kargolarım geldi. Bu yüzden ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Kargo açalım videosu çekiyoruz. Açalım hemen. Şimdi ben gidiyorum hep. Arkadaşlar Rahel Pekcan Kızılcık Şerbeti'nde hani Sivilay mıydı? Neydi arkadaşlar o zeytinli poğaça Sivilay var ya. Orada Sivilay'ın bir kızı vardı chat. Kıvılcımın malzemeleri sürekli böyle kargolar margolar açıyordu. Böyle kendini influencer gibi tanıtıyordu. Metehan'ın sevgilisiymiş gibi falan takılıyordu böyle lüks araba. Acaba... Hani Rahel Pekcan'da öyle bir şey olabilir mi acaba? Deniyorum tek tek. Hani Rahel Pekcan bir seküler evin üzerimde hizmetçisi olup arkadaşlar. Seriyorum. O evin malzemeleriyle video çekiyor falan olabilir mi acaba diye düşünmedim değil. Yani öyle bir şey olma ihtimali var gibi geldi bana ya. Sonra siz onları görüyorsunuz. Aralarından seçiştiriyorsunuz. O yüzden... Seçiştiriyoruz chat. Sizden bir sonraki storyler deneme videoları olacak. Umarım... Mesela Sude size şey yazmış arkadaşlar. Yok ya. Hadi ya. Hadi ya öyle değil midir ya? Sanki bana öyledir gibi geldi ya. Geçer. Yok ya değildir abi ya. Yok yok. Kocaman öp. Arkadaşlar tabii ki biliyorum. Arkadaşlar Bahar'ın fragmanı mı çıkmış? Dur bakayım Bahar'ın fragmanına da bakacağız chat. Bahar. Bakalım Bahar nerede hani Bahar? Hani Bahar fragman nerede? Hani Bahar fragman? Aha! Bahar fragman. Dur Bahar'ın fragmanına da bakacağız birazdan.
Dur Bahar'ın fragmanına da bakacağız. Kalsın burada. Kalsın. Dur. Dur burada. Bir dakika. Kes sesini. Şöyle evet. 14 tane ürün var. Geneli bluz ama çünkü ben ağırlıklı olarak bluz siparişi verdim. Allah Allah. Büyük çoğunluğunun fiyatı 200 TL'nin altında siz. Aralarında görmüş olduğunuz gibi büzgü var. Bu arada bu aşırı derece güzel. Bunu o kadar beğendim ki. Ne diyorsunuz arkadaşlar? 200 liranın altında yalnız bunların hepsi. Hocam ben böyle bir kıyafet alıp yani evleneceksen gel Mustafa'da. Nerede o arkadaşlar? Heh. Evleneceksen gel Mustafa'da. Şaduman ablanın yanına otururum hocam. Şaduman ablanın yanına şöyle bir kıyafetle çökerim hocam. Muhtemelen her gün bunu giyeceğim diye tahmin ediyorum. Bence güzel. 200 liranın altında arkadaşlar. Ben giyerim bunu. Arkası zaten dümdüz ama inanılmaz güzel bir yönü var yani. Şu... Giyerim giyerim. 200 liranın altındaysa ben bunu alır giyerim. Çek. Kızım çok güzel duruyor. Ya kötü mötü ama arkadaşlar giyerim yani. İkinci bluz böyle bir bluz. Oo, hocam bununla da nereye giderim biliyor musun? Bununla da... Görmüş olduğunuz gibi şurasında... Bununla da ne bileyim böyle Resident Evil etkinliği falan olur. Romance Club etkinliği falan olur. Oraya giderim hocam. Merli bir yaka detayı var. Arka evet. kısmı da böyle. Bunda sivil polis gibi olmuşsun abla. Evet. Bence genel olarak bunu da çok sevdim. İşte trapez bir bluz aldım. Hocam bununla da nereye gidersin biliyor musun? Müge Anlı ile event'e gidersin. Event. Bluz da bence çok güzel. Şöyle yanında fermuar detayı var. Evet. İsterseniz kapatabiliyorsunuz. İsterseniz açabiliyorsunuz. Yes bro. Arkadaşlar Bahar'ın fragmanını izleyeceğiz birazdan. Bu da bence benim açımdan çok kullanışlı olacak. Evet. Bu bluzu aşırı sevdim ama... Oo bu bende var. Bunun arkadaşlar yazılı formatlısı var bende. Big Blue. Hiç göster. Bende bu var. Silver Misty. Nadia Sidalioli. Hiç göster. Elif Karadeniz. Bu bende var. Gösteremiyorum. Arkasında... Aynısı benimki de arkası böyle açık chat. Arkası böyle sırt detayı var yani. Big Blue arkada da başka bir blue yazıyor chat. Onu gösteremem ama. Şöyle bir eskuşum. Bende bu var. Sırt detayı var. Renk olarak en sevdiğim renklerden biri. Böyle bu, mavi çok severim hocam. Oo, bu da benim üstümdekinin tersten versiyonu. Yani bu V yaka. Bununki de arkadaşlar V çaka. Yani alttan açık. Biz buluyoruz buradaki. Yani istersen ben bunu isterseniz arkadaşlar hemen çıkartayım. Ters giyineyim mesela böyle oluyor. Kısmı kapatabiliyorsunuz. Abi çıkar. Bu arada isterseniz ben açık kullanmayı tercih ederim büyük ihtimalle. Tabii efendim. Mali ve böyle çizgileri olmayan bir pantolonla giyerim. Gayet güzel bir bluz. Güzel güzel güzel. 200 liranın altında güzel. Arkadan da görünüşü böyle değil mi? Ne diyor Rahel'e? Onun fikirlerine ihtiyacımız olduğunu kimiz? Ben. Ben. Rahel'in fikirlerine ihtiyacım var benim. Satın eteklerin üstüne giy. Oo, gene çok değişik bir şey geldi. Giyiyor, dümdüz böyle bir body aldım. Bence gayet güzel. Bir üst aldım. Bu da neyle giyersen giy. Allah'ım yanlış anlama da yani bunları trend yolu yollamasaydı sen bunların hiçbirini normal hayatında giymezdin bence ya. Yani her türlü. Ya muhtemelen reklam için giyindikten sonra bile isyan etmişsindir bu kıyafetlere ya. Çok tatlı durur. Muhtemelen bunu bir kot pantolonla falan giyerim ama. Baba Allah'ını seversen ya. Adını Feriha koyduğumda Cansu'nun giyinmemek için Feriha'ya verdiği paçavra kıyafetler olur gibi ya. Abla al bunları götür Allah'ını seversen. Al kendine git. Bu ne Allah'ını seversen ya. Kıyafetler seni homeless gibi gösterdi ya. Yavrum Romance Club'daki free kıyafetlerden beter ya. Evet. İki tane de hırka aldım. İkinciyi göster abla. Evet geliyor. Ha, bu fena değil chat. Ha, bu fena değil şimdi arkadaşlar. Bu fena değil. Bu fena değil. Arkası fazla uzun ama. Arkası niye o kadar uzun? Arkası çok uzun ya bunun da yaka kısmı böyle arkaya kadar biraz daha kısa olsun. Ha? O fena değildi ama biraz vallahi bileyim. Şimdi bu mini makyaj çantasını dolduruyorum. Abla bu mini makyaj çantası aynı şeye lan. Bu Celil İşko'nun arkadaşlar bebek bezine benziyor lan. Bizim Cello'nun bebek bezine benziyor. Halil İşko'nun bebek bezine benziyor bu ya. Ama bunun için olabilir. Bu ne lan bu nasıl Allah kahretsin makyaj çantası lan bu. Deyince minik ürünler koyuyorum. Aynısı değil mi chat Allah'ını seversen elini vicdanına koy öyle söyle ya. Diyorum ki böyle hani okulda makyaj yapmadan çıktığımda hızlı bir şekilde makyajımı tazeleyebileyim. Evet abla. Bu yüzden buraya normalde daha az kullandığım makyaj malzemelerini de koyacağım. Abla çanta ne marka? Kotex mi? Allah'ım çıldıracağım vallahi billahi ya. Ne marka çanta chat? Ayrıca işte nemlendirici falan da her şeyden ekleyeceğim. Evet evet. İlk ürününü gösteriyorum buraya gelecek. Bunu da dün aldım. Ama tutunu bak da aynı düşünmüşüz gülüm benim. Abi şakamı çaldın diyor. Abi şakamı çaldın demişsin ben. Bu tarafı ayna. Evet ayna ayna söyle bana. Kendim görüyorum. Bu tarafı tarak. Bu benim açımdan çok kullanışlı olacak. Çünkü benim gün içerisinde saçlarım çok karışıyor. Evet Tamer artık chat'in esprilerini çalıyor. Eski sap... Ananız... Evet devam. O yüzden bu şekilde bir ikili... O neydi öyle? O neydi öyle? İşime yarayacaktır diye düşünüyorum. Zaten küçük makyaj çantasında illaki... Pede benziyor. Allah kahretmesin. Aynı şaka değil ki. Senin şakan başka, benim şakam yok. Benim Kotex... Kotex pet değil ki arkadaşlar. Kotex başka bir şey.
aynı olması gerekiyordu. Çantanın ilk ürünü bu. Bu çantayı beraber minik ürünlerle dolduralım. Sizce hangi markaların minik ürünlerini alayım? Çünkü... Hangi markaların minik ürünleri? Abla bir kere şöyle bir Halilişko ürününden alacaksın bir tane. Bir tane Halilişko ürünü alacaksın. Hangi markaların minik ürünlerinden bakalım bakalım başka ne var chat? Şöyle küçük bir hamsi alacaksın. Eskuşum, chat'im. Şöyle küçük bir tane arkadaşlar. Küçük bir ürün. Başka şöyle küçük bir sırt kaşıma aleti. Her türlü lazım. Bu arada chat'im saat 22.30'a kadar şeyi unutursam, çekilişi unutursam hatırlatın bana. Bugün çekiliş var gene. Şöyle küçük bir arkadaşlar. Küçük muhakkak. Çantamda ne var videosu çekiyoruz. Başka başka arkadaşlar. Şöyle Beşiktaşlı bir anahtarlık. Şöyle Beşiktaşlı bir anahtarlığımız. Her türlü lazım 1903. Onun dışında chat şöyle bir tane pembe Ünal. Alkolsüz kolonya. Hamdü senalar olsun. Birazdan yeni bölüm başlayacak chat. Biz ama yarın izleyeceğiz. Kızılcık şerbeti. Bir tane chat şöyle bir arkadaşlar. Şöyle bir oral. Oral ilişki şey oral bir diş ipi lazım abla. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir yani yolda molda aldığımızı sıçarız diye abla şöyle bir tane ıslak mendil. Her türlü lazım. Islak mendil. Islak mendil. Şöyle bir tane abla şöyle enteresan bir bardağımız her zaman olacak. Aynen aynen biz kötüyüz aynen tarzında. Bunlar arkadaşlar bunlar başka. Şöyle bir tane abla şurada bir şey var. Bunun ne olduğunu söylemek istemiyorum. Bu arkadaşlar hıdrelli toprağı. Bunu daha sonra açıklarım şu anda ben açıklayamayabilirim arkadaşlar. Öyle yani abla ben yani çok daha iyi bir vlog çektim bence şu anda ya. Bir J7 lazım bir de arkadaşlar benim Galaxy J7'de şöyle bir sıkıntı var. Dün telefona format attım gene bir sıkıntı yaşadı. Telefonun kapat düğmesi bozuldu chat. Telefonun kapat düğmesi zaten kırık. Bozuldu. Basıyorum açılmıyor. Basıyorum açılmıyor. Yani telefon kapandığı anda muhtemelen bir daha açılmayacak. Dolayısıyla bu telefon yanlışlıkla şarjı biterse bu telefon ölüyor. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Hani istiyorum. Maalesef öyle bir sıkıntı var chat. Çünkü gerçekten küçük olsunlar, çok yer kaplamasınlar ama aynı zamanda iyi de olsun. Tüyomu ona göre gidip alalım diye. Testi geçti diyorum. Çantada en fazla sallanacak birazcık. Ne olur ne olmaz poşete koyarım ama zaten ben. Evet. Şimdi beraber deneyeceğiz. Bakalım. Hiç zannetmiyorum bu arada akıtacağını. Açması bile bu kadar zor olan bir şeyi nasıl akıtsın? Bence de. Suyu. Şimdi şu kadar su doldurdum. Evet abla. Gayet görünür seviyede. İçine bir tane de Japon balığı koysan abla yanımızda gezdirelim. Hasan abinin SS2 varsa. Bir tane yulaf su vardı eskiden chat yulaf su. Bir arada onu stokluyorduk hatırlıyor musunuz yulaf suyu? Şöyle. Yulaf su öyle abla bir tane onun böyle yanında gezdirdiği bir tane balığı vardı. En son dondurmuştu hatta. Vakuma bastırdım. Kapakları evet. Kapattım. Vakumlu abla iyice. Sinem mi iki varsın bu arada güzelim. Güzelce doldu. Evet. Çevir bakalım. Bakıyorum. Bakıyoruz. Abla ama bu, bak bu tarz şeyler böyle akışkan şeyler böyle en gereksiz yerlerde akar. Şimdi. Chat bunu yazın bir kenara. Yani bu bir Murphy kanunudur. Yani akmaz akmaz akmaz. Kokmaz kokmaz kokmaz. El olmadık yerde akar. Dolayısıyla abla ne kadar vakumlu, ne kadar çakımlı olursan olsun. Su akmıyor. Akar baba yani. Burada akmazsa bile bir yerde illaki akar ya. Sen şimdi bak orada akmıyor ya abla. Salla gel üstünde ne bileyim anasını satayım. Hopla zıpla ters çevir şey yap. Gene olmaz. Çantaya koy. Okula git. Hayır. Hayır diye bir şey yok. Çantan sırılsıklı ama dinle beni. O şimdi geldi. Bak, şimdi geldi bak, ama. Bak geldi. 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 Abla yanlış anlama da o kadar sallarsan gelir tam anasını satayım ya. Çok fazla vurdum da geldi farkındaysanız. Öyle abla ama şimdi çok fazla vurursan gelir. Bir de demiş ki herkes. Nefreti zarar yanar. Yar ne de yara düşman en baba kâr. Allah'ım çıldıracağım abi yazar okuduyu demiş. Allah kabul etsin gülüm. Şimdi şuradan tutacağım. Şöyle açıldığı an tamamı atacağım. İçine girdim. Harbiden bunu açmakta çok zorlanacağım ama. Abla bu bence yani gereksiz bir malzeme ya. Yani Rahel Pekcan yani buna ihtiyacımız var mıydı gerçekten ya? En azından herhangi bir şekilde dökme yapmıyor ki. Abla sen bunu var ya ikinci kullanıma vallahi vazgeçersin bundan ya. İkinci kullanıma bundan vazgeçersin vallahi hiç gerek yok diyor. Bu akşam alışverişe gideceğim. Online aldığım pantolonları ya büyük ya küçük geldi. Allah Allah. Bu ne abla? Makyajsız çıktığım için bir tık çıplak hissediyorum. Estağfurullah abla vallahi billahi ya sıkıntı yok. Yani ben de makyajsız çıkıyorum yayınlara. Yayınlara ben de makyajsız çıkıyorum chat. Ne yaptı abla bizim Ayşe abla ne yaptı? Ayşe abla ne yaptı Ayşe abla? Evet Cellogen arkadaşlar bayılmış gibi uyuyor. Arkadaşlar normalde insanlar yani normalde Amenna. Arkadaşlar şöyle bir ışığı açalım baba. Hasan abinin ensesi iyi ki varsın gülüm benim sinemim. İnsanlar normalde şöyle falan uyursun chat. Geceleri mesela arkadaşlar ben koyuyorum yastığı. Şöyle falan uyuyorum chat. Şöyle uyuyorum.
Ne bileyim böyle elimi arkaya koyuyorum, uyuyorum. Falan filan arkadaşlar, değişik uyuyorum. Ya da çok üşürsem böyle arkadaşlar elimi götüme, elimi bacaklarımın arasına sokup uyuyorum falan filan. Cello ile Hallo sürekli böyle. Sürekli arkadaşlar yüksek dozda patatesten bayılmış gibi uyuyorlar ya. Sürekli yüksek dozda patatesten bayılmış gibi uyuyorlar. Ve bilmiyorum yani, bu bana rahatsız edici geliyor. Hani burada bir rahatsız edicilik var yani. Geç abla. Geç abla. Abla bu nedir yani, bir tane bir cello paylaş sabahtan beri. Bu ne anasatım ya? Bu ne abla, geç sabah gecelikler mi? Bu ne? Abla bir şey söyleyeceğim, bu ne? Abla nevresimler Kotex marka mı? Ne diyar ne de yara düşman. Güne başlayalım. Bugün çok sevdiğim bir yakınım geliyor. Sizce kim? Abla iki ihtimal var. Ya Hatice abla ya Arzu abla. İkisi de senin kardeşlerin ya da ben. Ya ben de senin bir abin sayılırım abla. Ya da ben Chat. Üç ihtimal. Evet mlah. Üç ihtimal var Chat. Arkadaşlar bir sonraki story'de beni görseniz şaşırır mısınız? Birinci yaramaz uyandı. Cello uyandı Chat. Ya şunun tatlılığa bak bunların. Allah'ım yarabbi ya. Yüzü yıkayışa bak ya. Yüzü yıkayışa bak. Evet yavrum, günü ne yapıyor? Sinirlenince kumanda kıran bir bebişim var. Kumanda pilini ağzına koymuş. Oğlum sen Duracell ayısı mısın sen? Kurban olacağım ya Cello. Sen Duracell ayısı mısın? Ne yapıyorsun ya? Ağzına koyma dedim diye sinirlendi. Anasını belledi onun, anasını satayım, ortadan ikiye kırdı ya. Abla vallahi billahi çok sabırlılar ya. Ayşe abla inanılmaz sabırlı ha. Chat yani ben çocuğumun şöyle bir şey yaptığını görsem annelikten vazgeçerim biliyor musun? O anda annelikten istifa ederim hocam. Abi ne güzel vallahi billahi lan, aslında böyle olmak lazım Chat. Böyle Ayşe abla gibi anne olmak lazım. Sakin arkadaşlar, sabırlı. Yani çocuk bakmak sabır ister hocam. Yani sabırlı olacaksın. Çete öyle anasatayım. Öyle aha kumandayı mı kırdın diye öyle anasatayım. Ya kumandayı kırsa ben derim ki anasatayım, yayını terk ediyorum kardeşim derim. Devam ederim abla mesela. Tamam kırdım. Tamam kırdım diyor bir de. Hadi kırdım. Cello'ya bak. Bu ne abla? Bir de arkasından story koymuş ya. Abi zaten... Arkasından bir de story koymuş ya. Oturdum düşündüm bir ağaç altında. Abla bu hayatta Ayşe abla gibi olacaksın yemin ederim ya. Biraz vurdum duymaz olmak iyi Chat. Bu ne anda pratik bir kahvaltı. Başa bizle yeah. Ayarı kaçırdım agatonu. Demo wallet kese robotonu. Abla eline koluna sağlık, gene güzel bir kahvaltı. Geçelim. Evet klasik arkadaşlar, erkenci kuş müziği. Yine pratik bir şeyler yapıyor Ayşe abla. Ayşe abla sürekli güzel güzel şeyler yapıyor Chat, bunu kabul edelim artık. Evet geçelim abla. Ne istedin de vermedim. Acil bir şekilde arkadaşlar birinin Halilişko Spotify'ı yapıp Ayşe abla Spotify listesi yapıp bizle paylaşması lazım Chat. Şarkılar gelsin. 1 erkenci kuş. Chat 1 numara rak rak tiki tak. 2 erkenci kuş. Ondan sonra Sefo Mefo Label C5. Sibel Can. Halloş arkadan koşuyor Halloş. Sana sevgim ömrümü boşa tüketti. Evet. Afiyet olsun yavrum benim. Halil Celilişko arkadaşlar poğaçayı yemiyor, poğaçayı sömürüyor. Merhametsiz sevdim. Hallo ne yapıyor? Işte. Hallo yeni uyanmış belli ki arkadaşlar. Gözler baksana şiş. Hep beraber Çetçim. Hep beraber canlarım benim. Hep beraber bless you. Beni hiç sevmedin. Canım Cellon benim. Ne güzel onu vallahi billahi ya. Çok enteresan bir poğaça yeme tekniği. Halil uyanmış abla, onu niye paylaşmadım? Abla Halilişko ne yapıyor? Özledik. Halilişko nerede? Abla Halilişko nerede? Doğal olarak doğal bir soru abla. Halloşum artık ikinci plana mı atılmaya başlandı? Halloş uyandıktan sonra niye el yüz yıkama rutinini göremedik? Ne diyor? Şey yapıyor. Dua okuyor galiba Chat. Nasılsınız? Kul avuzu bir Rabbine. Nasılsınız? Nasılsınız? Kurban olacağım ya. Ya ses tonu bile babasına benziyor ya.
İki gün sonra yok ya diye ses çıkartırsa şaşırmayacağım ya. Halil yeni uyandı. Bugün... Günü halloşum, günü halloşum. Gün mutlu değil mi? Kim geliyor Halil bugün bize? Kim geliyor bebi? Abla ya ben geliyorum ya Hatice abla geliyor ya Arzum abla geliyor. Arzum alteri M23. Amenna. Şebnem'im iyi ki varsın. Tamer very good mami. Şekeriye. Şekeriye mi? Evet Yusuf geliyor. Hayır. Aa ha Yusuf Emir abla onlar geliyor. Komun kuzeni geliyor. Evet. Bir de Emirto. Çok da mutlu gibi gelmedi bana ama. Emirto da geliyor değil mi? Abla madem Emirtolar geliyor bugün Hatice ablanın da storylere bakılır. Hatice ablanın da bir storylere bakılır chat. Onunla bir yani bir onunla bir stoklamamız lazım. Orayı da Emirtoları da stoklamamız lazım chat. Evet. Arkadaşlar bu arada Tamerto yarın da yayın yapacak Tamerto. Yarın Kızılcık Şerbeti var. YouTube'cum sana da buradan selamlar. Gelsin mi? Evet. Siz de yayınlara gelin 20.00'da yani Tamerto. Kameraya bak. Bizim kitle mesela kim gelecek bu akşam? Chatto. Ha? Söyle siz ne yapıyorsunuz? Şey ne yapıyorsunuz? Evet şey söyle mela. Söyle chat beni bugün zorbalama. Söyle chat. Halişko menü aldı. Şimdi ona bir şeyler hazırlayacağım kahve. Canım halloşum benim. Allah'ım çok tatlı çocuklar. Vallahi tekrar söylüyorum chat. En büyük korkum bu yavrularımın okulda zorbalığa maruz kalması. Alt etmeli. Allah'ım inşallah öyle bir şey yaşamazlar. Gül gibi arkadaşlar olur. Vallahi bile güzel güzel büyür giderler. Bütün çocuklar için bu geçerli chat. Seviyorum bakmayın. Chat böyle hani gülüyoruz ediyoruz. Çocukları çok seviyorum chat. Yani genel olarak çocukları severim yani. Eyvah diyecek. Bir tek böyle %5'lik bir şımarık sevimsiz çocuklar olur ya onları çok haz etmem. Geri kalan %95 çok severim chat çocuklarla vallahi çok iyi anlaşırım yani. Ayşe bir daha sakın ama sakın benim kıyafetlerimi. Ayşe bir daha sakın onu sakın. Ne oldu? Çocuklara beyaz tişört alma. Alma sakın ola sakın bir daha chat. Chat'te beni zorbalama sakın ola sakın. Neden? Ustam. Ayşe bir daha saklan onu saklan. Ne oldu? Çocuklara beyaz tişört alma. Ne? Alma. Chat bir daha sakın ola sakın beni zorbalama. Neden? Neden? Vallahi billahi Tamerto. Abi geç bunu her gün atıyorsun bunu kaç ay. Bu mesajı da bana. Kaç aylık anlaşma imzaladın abla ya geç. Şimdi şu serumlarımla. Geç serumları geç bunları geç. Geç. Mega. Geç. Çocukları güzel cama yiyettirdim. Saatler olsun abla çocuklar. Abla sen çocukları ayçiçek yağıyla yıkıyor olabilir misin? Sanki öyle bir vibe oluyorum ha. Hani sanki çocuklar yıkandıktan sonra daha çok yağlanıyormuş gibi geliyor bana ya hocam. Arkadaşlar. Çocuklar yıkandı böyle duştan çıktıktan sonra sanki daha çok böyle arkadaşlar yağlanmış gibi oluyorlar gibi geliyor bana ya. Maşallah yani mis gibi kokuyorlardır inşallah çocuklar gibi geliyor. Orası ayrı mı? Yok gerçi baksana chat. Saçlar şey olmuş kurumuş temiz temiz. Baksana saçlar mis gibi olmuş hocam ya. Abi çıldıracağım bu çocukların arkadaşlar vallahi. Ya bu çocukların tekrar söylüyorum ama. Yani Fırat Sobutay gibi beslenmesi beni rahatsız ediyor ya. Abi çocuklara bir de vallahi billahi ya. Çocuklara bir de rakı mı doldurdun ya? Çocuklara bir de sek rakı mı doldurdun ya? Halloş birazdan içine buz koyacak. Allah kahretsin. Acı geldi belli ki yavrumun tipe bak. Allah kahretmesin. Halloşuma bak chat. Halloşa bak. Bebi vallahi acıya denk geldi chat. Acıya denk geldi bebi. Bebi acıya denk geldi yavrum benim ya. Devam edelim abla. Jalapeno turşusu mu koydun içine? Ne yaptın? Ah canım bustim benim. Bustu diyor ki açım abi diyor ya. Kurban olacağım sana ya. Ağam olasan Ömer. Aha gelmişler chat. Emirto geldi. Ekibe bak ananı avradını vallahi billahi. Facia dörtlü. Evet. Yalnız Halil İşko'yu gördünüz. Halil İşko arkadaşlar oyuncağı bir itti direkt Emirto'nun bacak aralarından geçirdi ya. Ya Emirto'yu resmen üst geçit olarak kullandı ya. Emirto'yu tünel olarak kullandı resmen ya. Abla bir şey söyleyeceğim. Bu şekerlik bardağı mı bu ne bilmiyorum ama Kotex marka mı? Abla tamam bu şakayı daha yapmayacağım. Tamam sondu. Vallahi sondu. Son. Geçme sınırını bileceğim. Melah 01 demiş ki ne zaman Halişko izleyeceğiz? Yavrum şu anda şey izliyoruz. Kızılcık şerbeti. Kızılcık şerbetinden sonra Halişko. Evet. Bu ne abla? Hatice Yusuf Emir. Şunu da yeni sekmede açalım abla. Hatice ablayı da izlememiz lazım. Evet. Geçelim abla.
Bir mağaza pahalı satanlara çıkmış falan filan. Geç alarma. Kocacım kocacım. Sen geçen belgeli almak istiyordun ya. Hemen hiç bekleme şimdi al çabuk. Çünkü Bargello 300 TL'den sadece 180 TL olmuş. Yok ya. Evet yani bu indirim sürekli... Ama bu reklamı sürekli yapacaklar ya. Arkadaşlar hashtag reklam değildir ama. Yani herhalde arkadaşlar Bargello tarihinin bence en bomba reklamı budur ya. Hocam. Alarma! Alarma! Terapi resmen çok sevdim, geç. Tüm kadınlar... Geç. Aziz küçük. Allah Celle Celaluhu, geç, pişmeye hazır pideler, afiyet olsun abla, geç. Adımı arkadaşlar bunu yeni keşfet. Geç. Geç. Ben seni herhalde sevdim. Abi çıldıracağım vallahi billahi ya. Ya abla gözünü seveyim, hani patatesi bırakmıştık ya. Hani patatesi bırakmıştık, Haliliçko patatesi artık yani bırakmayı boş ver. Haliliçko artık patatesi daha çok bağımlı ve gördüğü anda hunharca yiyor yavrum benim ya. Hani bırakmıştık abla? Sen beni herhalde sevdin. Çok da bırakmış gibi değiliz abla. Baksana havada kapıyor yavrum. Oğlum bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur. Dur. Amenna. Dur bir dakika şu Emir To bir dakika. Ha Banucu Miki varsın. Emir To çatalı Haliliçko'yu mu batırdı, bana mı öyle geldi chat? Ben yakala chat, yakala chat. Beni herhalde sevdin. İyi ki varsın canım benim. Sen beni herhalde. Bak şimdi bak çatal sahnesine bak. De sevdin. Bak. Oğlum ne yapıyorsun şu Haliloş'umu artık rahat bırakın ya. Benim Haliloş'umu artık rahat bırakın. Ne yapıyorsun lan sen? Çok zor gelir görünce anladım. Acıyı başkasının kollarında sarmadım. Küllükte bir yanan. Oğlum çocuğun kulağına niye çatal batırıyorsun? Çocuğun kulağı sanki şey arasını satayım ya. Yavrumun kulağı sanki dersin ki patates arasını satayım. Çocuğun niye kulağına batırıyorsun ya? Geç abla. Bu ne? Kocam beni sevdiğim ülkeye götürdü. Arkadaşlar ülke dediği de muhtemelen Çorum, Kastamonu, Giresun, Erzincan falan oralarda bir yerler yani ülke dediği geliyor. Bugün kocam elinde bavulla gelmiş. Hayırdır kocam bu bavul nedir dedim. Bavul. Dedi lan karı seni çok sevdiğim bir ülkeye götüreceğim çabuk 5 dakika içinde hazırlan evet. Ben geliyorum. Muhtemelen ülke dediği arkadaşlar Adana, Osmaniye falan oralara gidiyoruz yani bavul. Dedi. Özür dilerim bağırma mı? Ya gene niye özür diliyorsun? Allah'ım ne olur yardım et. Aziz Allah Celle Celaluhu. Ah canım kocam. Ah canım kocam benim. Can benim. Acep beni nereye götürecek dedim. Hemencecik elbiselerimizi hazırladım. Abla ne güzel dizdin onları öyle. Vallahi billahi ya. Burada da. Bu yavrumun böyle anlatsatın. Bu nasıl bir arpacık lan bu? Emirto size bay bay yapıyorsun. Evet Emirto. Sonra kocam geldi. Çocukları al dedi ve o da bavulu alıp gitti. Al bakalım bavulu abla. Nereye gidiyoruz? Akşam yemeği de yapmadım. Lokantaya uğradık. Emir evet. Emirton burada kebap istedi. Evet kebap. Tabii yemeyeceğini. Ama şu Emirton'un saçları da artık kendiniz kesmeyin. Çocuk anasını satayım yani vallahi billahi ya. Bildiğimiz için almadık. Neyse arkadaşlar sizin de kocanız evet. Sizi... Herif Taliban militanları gibi geziyor ortalıkta ya. Böyle sevdiğiniz yerlere götürür mü? Yorumlara evet. Yazmayı unutmayın. Yorumlara yazın bakalım chat. Yemeğimizi yedikten sonra evet. Yola koyulduk ve nereye... Yola revan olduk. Hasan abi ne sesi ki varsın? Gideceğimizi anladık. Beni evet. Bacıma getirdi arkadaşlar. Abla bacım dediğin Adana'da yaşıyor. Adana mı Osmaniye mi artık bilmiyorum yani Ayşe abla nerede yaşıyor ama. Yani bu ve sen Adana'ya ülke dedin değil mi abla? Çocuklar acıktı. Abla gözünü seveyim gene patates yapıyorsunuz ya. Bu için onlara hemencecik kalktım güzel bir patates evet. Yaptım ve güzel bir... Ebru Koçak da demiş ki bir de şu şehirleri ülke demesiniz. Abla kadın zaten şakasına söylüyor onu kurban olacağım ya ciddiye mi alıyorsun ya? Patates partisi yaptılar diye. Patates partisinde Yusuf Çatal'ı niye Haliliçko'ya batırdı ben ona yüz oldum asıl ya. Bilirim. Videomuzun son... Yandı bir de yavrumun ağzı yandı gördünüz mü? Haliliçko böyle yapıyor yavrumun ağzı yandı bir de. Sonuna geliyoruz videomu beğenip beni takip ederseniz evet. Çok sevinirim hoşçakalın. Abla şey yapsa patatesi biraz daha şuraya falan koysadın mesela. Ha? Haliliçko'ya iyice uzak olsun. İyice uzak olsun al bu patates tabağını abla buradan al. Buraya falan koy ya daha rahat yer. Daha rahat yer çocuk. Çocuk fıtık oldu abla kurban olacağım. Bir artık şu sorudan bıktım chat. Bak artık şu sorudan bıktım. Abla kaç kocam var? Ablanın bir kocası var arkadaşlar. Bu gerçekten kafayı yiyeceğim. Bu ablalar ayrı ablalar. Bunlar ikisi farklı. Ayşe abla başka, Hatice abla başka. Kaç kere anlattık bunu chat artık bunu bütün sosyal medya aleme ezberlesin abla biliyorsun ya. Bu ne abla? Bu nasıl? Ne abla? Oğlum burası çok Adana'ya benzemiyor lan chat. Sıcaktı. Lala engel ol. Bu şey değil mi? Alper Ren'de Pakistan videosu. Otobüse bin. Öyle bir ateştir. Öyle bir ateştir abi. Terörist sen o. Geç abla. Geç abla.
Geç abla. Evet. Yani şu patates partisinin arkadaşlar farklı kameralardan o kadar çok farklı açılarını izledik ki. Abi Halloş'umun yanması çok iyi ya. Bak bak. Sadece Halloş'a odaklan chat. Sadece Halloş'a odaklan. Bak. Bak. Bak geliyor. Bak. Bak. Oh! Ya canım yavrum benim. Bu çocuk ne çekti bu patatesten ya? Ya canımın içi ya. Ya kurban olacağım buna ya. Ya ya canımın içi ya. Ya vallahi çok tatlı ya. Hala da devam ediyor. Evet. Abi arkadaki bu şarkılar markalar nedir bunlar abla ya? Geç abla geç. Geç abla Bahar'ın fragmanını izleyelim chat. Bahar'ın fragmanı gelmiş. Bahar'ın fragmanını izleyelim chat. Bahar'ın bakalım. Biz Bahar'ın ikinci sezonundan çok umutlu değildim ben açıkçası. Ama bakacağız. Fragmanına bakacağız chat. Bahar'ın ikinci sezonundan çok umutlu değilim aslında da. Ben asıl Kızıl Goncalar'ın ikinci sezonunda çok varım chat. Alev ölmüş. Bu ne böyle? Bihter'in cenazesine benziyor burası aynı ya. Atarlı Gider'de bir cenaze sahnesi var galiba chat. Ben bunda çok varım hocam. Burada çok varım. O zaman chat Bismillahirrahmanirrahim diye. Arkadaşlar bu arada... Tamer'den Demetler kanalına abone olmayan varsa arkadaşlar ikinci kanalımız sayılır yani orada da arkadaşlar videolarımı şöyle spamladım arkadaşlar. Oraya da abone olmayan varsa spamladım arkadaşlar. Bence abone olun. Oraya da videolarımızı sağ olsun bizim arkadaşlar. Discord'dakiler Yağmış'ım, Sloş'um, Selen'im falan sağ olsunlar arkadaşlar atıyorlar. Oraya da kontrol edebilirsiniz yani oraya da abone olun. Chat'cim o zaman şöyle bir şey yapalım. Ben bir elimi yüzümü bir yıkayayım chat. Ondan sonra Müge Anlı'ya geçeceğiz arkadaşlar. Müge Anlı'da çok bomba bir komedi bir olay var. Yani geçen seferden kalma bir olay. Ona devam edeceğiz. Arkasından Apache Mustafa kısmetse olur. Geliyorum chat. Bence kısmetse olurdan spoiler yememek için ben de arkadaşlar geçen sene de öyle yapıyordum arkadaşlar. Diziler böyle güncel yayınlanırken asla Twitter'a falan bakmıyordum. Sıfır spoiler yarın birlikte izleyeceğiz. Orada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Çok enteresan bir şey yaşanıyor. Dur bunu ben söylemeyi unuttum. Türkiye'de arkadaşlar çok enteresan şeyler yaşıyor. Birincisi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Hugola var ya Hugola. Bilirsiniz arkadaşlar Hugola'yı illaki biliyorsunuzdur. Bilmeyenler de vardır. Hugola'nın kanalı arkadaşlar BTK tarafından kapatıldı. Allah bu beni korkuttu yalnız ha bu olay. Bu olay beni korkuttu ve bununla ilgili arkadaşlar sessiz kalmak istemiyorum şu anda. Hugola'nın kanalının kapatılması çok aşırı rahatsızlık verici ya hocam. Hugola'nın kanalının kapatılması, BTK tarafından bir de kapatılması. Yani bu demek oluyor ki chat yarın öbür gün yani bugün bunlara sessiz kalırsak yarın öbür gün bizim de başımız ağrıyabilir demek oluyor chat. Dolayısıyla ben sessiz kalmak istemiyorum. Yarın öbür gün başımın ağrıyacağını bilsem de sessiz kalmak istemiyorum. Bu insanlar buraya emek veriyor chat ya. İnsanlar içerik üretiyorlar bu arkadaşlar. Bu işler öyle kolay değil. Saatlerce edit yapıyorlar. Saatlerce gözleri böyle anasızın dışarı gelene kadar ekrana bakıyorlar. Yani tabii daha zor meslekler de var o ayrı mevzu da. Adamın kanalının kapatılması çok rahatsızlık verici. Bu nedir ya chat? Bunu nasıl yaptınız abla? Bu BTK tarafından kanalın kapanması. Arkadaşlar çok enteresan geldi bana. İkincisi arkadaşlar şey bu Jahreyn muhabbeti. Jahreyn de tutuklanmış galiba. Jahreyn de tutuklanmış galiba. O da bana manasız geldi arkadaşlar. O da bana saçma geldi. O niye tutuklanıyor? O niye tutuklanıyor? O da saçma geldi. Abi bana bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yani o zaman bir şey söyleyeceğim. Yani buradan... Böyle laflarımızı cımbızla çekip bizim arkadaşlar iki günde bizi öttürebilir. Abi hak etti diye. Neye hak etti öyle bir şey olur mu arkadaşlar? Ne hak etti ya? Hak etti diye bir muhabbet yok arkadaşlar ya. Öyle bir şey olur mu ya? Ya bugün ona hak etti dersen yarın öbür gün vallahi bile sana da gelir bu iş. Ben sana söyleyeyim. Arkadaşlar bu iş yarın öbür gün büyür sana da gelir. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Hak etti hak etti muhabbeti yok ya. Saçmalamayın ya. Olur mu arkadaşlar öyle ya? O zaman anasatayım. Bugün ona hak etti dersen yarın öbür gün anasatayım bize de hak etti derler. Öyle bir saçmalık yok arkadaşlar. Ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim hocam. Vallahi çok rahatsız edici. Twitter'da şey vardı chat. Twitter'da ben şeyi gördüm böyle. İnsel sayfalar var ya. İnsel diyoruz değil mi ona? İnsel bazı kanallar var. Sapık sapık bir muhabbetler dönmüş galiba arkadaşlar orada Space odasında. Ondan sonra bayağı arkadaşlar böyle bayağı sapıkça yani şu anda dillendirmek bile istemediğim muhabbet. Herifi arkadaşlar Jahreyn'i öyle bir şeyle yani ya öyle bir şeyle eş tutmuşlar resmen. Hocam bu çok rahatsızlık verici ya. Çok rahatsızlık verici arkadaşlar. Yani bilmiyorum bana çok rahatsız edici geldi. Bu iki olay arkadaşlar
Bu iki, gerçi sadece bu iki olay değil, Türkiye'de son zamanlarda çok enteresan olaylar yaşanıyor chat. Bu kızcağızın işte cinayeti muhabbeti falan filan hala aydınlanmadı. Onun arkasında acaba nasıl bir olay var? Bilmiyorum yani, bu aralar birazcık gerilimli bir ortam var Türkiye'de arkadaşlar. Yani bugün ona hak etti, buna hak etti, yok o öyle yaptı, bu böyle yaptı. Yani birazcık arkadaşlar işin önünü arkasını araştırıp öyle yorumlar yapın ya hocam. Önünü arkasını araştırıp öyle yorumlar yapın. İnsanların arkadaşlar dediğim gibi bak şeylere uymayabilir. Kafa yapıları uymayabilir, hayata bakış açıları uymayabilir, üslupları uymayabilir. Bunu anlarım ama bunlar rahatsızlık verici hocam. Ya bu tarz arkadaşlar, bu tarz kararlar, bu tarz tutuklamalar, bu tarz kanalların kapatılması, efendime söyleyeyim yani 2 haftada, 3 haftada hala cinayetlerin aydınlatılmaması, küçücük arkadaşlar çocuğun cinayetinin aydınlatılmaması çok rahatsızlık verici ve korkutucu. Korkutucu, Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yani sessiz kalmak istemedim bu duruma chat. Neyse devam edelim hocam. Devam edelim. Valla sinirlendim yani, ne yalan söyleyeyim. Ben de sinirlendim abla. Ben de yani sinirlenecek bazı şeyler yaşanıyor. Öteki çocuğun kanalı niye kapatılıyor? Şimdi... Bir de BTK tarafından demek ki böyle bir şey var chat. Biz o zaman korkmalıyız anasını satayım. Biz burada arkadaşlar seviniyoruz. 200 binlik işte şeyimiz var, bilmem ne var. Ben şimdi burada arkadaşlar bir daha siyasi miyasi şaka yapmam. Siyasi şakalar iptal artık arkadaşlar. Benden bir siyaset miyaset bir bu saatten sonra apolitiyim, söyleyeyim yani. Bu saatten sonra apolitiyim baba, yani taşınayım derken arkadaşlar ben Silivri'ye taşınmayı düşünmüyorum. Silivri'ye, Maltepe'ye taşınmayı düşünmüyorum. Çet anasını satayım, taşınalım diyoruz. Bak bu yaşa geldik anasını satayım. Bak insanlara, çet insanların çoluğu var, çocuğu var. Hakikaten çok ayıp ya. Çok ayıp anasını satayım. Bak insanlara resmen adamın ekmek teknesini kapatmışlar resmen ya. Hocam o Hugo'nun kanının kapatılması rahatsızlık verici. Ötekinin tutuklanması rahatsızlık verici. Sıkıntı. Ne oldu biliyor musunuz? Sıkıntı hocam. Devam. Valla sinirlendim yani, ne yalan söyleyeyim. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Neyse devam hocam, devam hocam. Abdü... Yavrum VPN'le girsen ne olur, zoru hop. Önemli olan bir VPN'le girdikten sonra ne manası var? Ne manası var? Beyle dün gittiler. Feyza demiş ki Hugo'la çok sıkıntıydı ya. Hugo'la niye sıkıntıydı abi? Ne oğlum bu? Arkadaşlar siz her şeyden Hugo'la ne sıkıntı olabilir chat ya? Hugo'la ne yapıyordu ki? Hugo'la oyun yayınları yapmıyor mu? Ne yapıyordu Hugo'la? Arkadaşlar. Abi Hugo'la'nın kanalı Roblox yüzünden kapatıldı. Ne oldu ki, Roblox'la ilgili bir şey mi paylaştı? Gitmiş. Ya ben normalde Roblox'un kapatılmasını arkadaşlar açıkçası savunuyordum yani. Çünkü Roblox'daki arkadaşlar biliyorsunuz muhabbeti. Roblox'ta bir pedofili durumlarına arkadaşlar herhangi bir müdahale yapmıyorlar. Yani herhangi bir müdahalede bulunsalar arkadaşlar ben mesela derdim ki ulan niye yasaklıyorsunuz? Nasıl olsa şikayet ettiğin zaman kapanıyor falan filan. Kayıp başvurusunda bulunmuş kim için? Seher için. Ama olsun abi, adam açılsın dediyse de herifin kanalının kapatılması çok saçma ya. O da saçma abi, konuyu çok da bölmeyeyim de anlamadım ne yazdım, bir dakika dur bakayım. Anlamadım ne yazdım, bir dakika dur bakayım. Ne Amenna. Yazdım? Dur, Allah kesenize bereket versin gülüm benim, ne dedi abi? Necocuğum sansür adı işte abi konu Zahriye'nin çocuğu da elinden, bakan öyle bir şey olabilir mi arkadaş? O kadar da değil ya. Çocuğu mu elinden alınmış? O kadar da değil diyeceğim de o kadar da değil dediğimiz her şey yapılıyor gerçi artık ya. Vallahi iyice arkadaşlar bazı şeylerin cılkı çıktı ama dur bakalım ya. Bir dakika dur lan, bir dakika dur. Türkiye Güzeli canlı yayında mı? Dur, kadın düşmanlığının son kurbanı. Oo, bu ne lan? Dur, hani nerede? Ne oluyor biraz? Oğlum benim kolumu at mı ısırdı, ne oldu lan? Nerede o kız hani? Hani kız ne dedi abla, nasıl yorum yaptı kız? Ah kızcağız ya, kızcağızı yediler, kızcağızı ya. Okuma vaktim bile olmuyor. Ve Dur. gerçekten hiç önemsemiyorum yani, dikkate almıyorum. Ya yorumlara gerçekten dikkat etmiyorum abla, bu klasik yalandır ya. Al 1,5-2 sene, ne diyor? Öyle diyebilirim. İdil Hanım, siz ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsun İdil Hanım? Ben tıp fakültesi mezunuyum. Yeni... Helal kızım ha. Helal kızım. Önemli olan. Yuhurasçı mı ki varsın? Black Lux ile hayırlı olsun canım benim. Anlıyorum. Öyle diyebilirim. Black Lux ile hayırlı olsun canım benim. İdil Hanım, siz ne iş yapıyorsunuz? Ben tıp fakültesi mezunuyum. Yeni geçtiğimiz Haziran ayında mezun oldum. Abla ama yanlış anlamadı. İnsanların bu tarz olaylarda, güzellik yarışmalarında tetiklenmelerinin bir numaralı sebebi adam kayırmacı. Yani adam kayırmacı işlerinin olduğu söylendiği için sana birazcık insanlar da kitlendi. Biraz da bundan bahsedelim Cüneyt Bey. Koç Üniversitesi'nden. Evet. İleride de radyasyon onkolojisi üzerine uzmanlık yapacağım. Dur, zaten 5 dakika çıkmış. Chat, bir dinleyesim geldi. Eskiden bizim Elif vardı. Elif. O da güzellik yarışmasına girmiş. Tıp evet. Doktoru, hala Meltem'in bilgi varsın. Doktoruk yapıyor mu bilmiyorum. En son acı Badem'deydi. Neydi söyledi bizim Elif'in ya? CNN Türk'te yıllarca beraber şey yaptık. Evlendi, şimdi soyadı değişti. Evet. O güzellik yarışmasına girmişti. Bir yandan doktorluk yapıyordu. Bir yandan işte televizyon sunuculuğu yapıyordu. Ben evet, de, maşallah. Ya ne işin var güzellik yarışmasında? Şimdi aynı testi soracağım. Bilirim. Siz sonuçta kariyer yapmış, yapacak. Gayet de başarılı Türkiye'nin en iyi üniversitesini hem de tıp fakültesini bitirmiş. Abla insanlar güzelliklerini bazen tescillemek istiyorlar ya. Benim de var öyle bir tane mesela tanıdığım güzel. Çok güzel mesleği olan bir insansınız. Şimdi bambaşka evet. bir kulvara girdiniz. Niye böyle bir kulvara girmeye ihtiyaç duydunuz?
Aslında ihtiyaç duymadım. Ben kesinlikle buna ihtiyaç demem. Kendini ispatlama çabası gibi anlatmıyorum bunu. Ne hissettin abla orada mesela? Açıkçası ben bir hekimim. Buraya da bir hekim olarak katıldım. Evet. Ve açıkçası hala doktorluk mesleğimi de yapacağım. Benim birçok istediğim, başarmak istediğim hedeflerim var. Abla peki ama bir şey söyleyeceğim İdil Hanım. Çağatay Ulusoy'la böyle mesela bir dizi teklifi gelse kabul etmez misin? Bence bütün tıp sektörünü bir tarafta bırakırsın ya. Bence bir yandan da senin göz önünde olma isteğin vardı. Çok insanlara, hastalara dokunmak istiyorum, iyileştirmek istiyorum. Ama aynı zamanda bu mesleğimi yürütürken bir kadının hem bunu becerebileceğine, başarabileceğine, aynı zamanda da istiyorsa, ilgisini çekiyorsa, zarafeti taşıdığı alımıyla kendini yetiştirme şeklini yansıtabilir ve böyle Türk nesillerimize, Türk genç kızlarımıza örnek olabiliriz diye düşündüm. Abla kendini güzel ifade ediyorsun ama yani. Abi seninkisi tamamen bence İdil Hanım. Sizinkisi bence tamamen kendinizi. Bazı insanlar olabilir chat bu kötü bir şey olduğu için söylemiyorum. Bazı insanlar daha çok göz önünde olmayı severler. Ben bu ikisini, iki yolculuğu niye birleştiremiyoruz? Bence iki yolculuk orada birleşmez abla. Bir tanesini yani ikisinden birini seçme şansı verseler sana. Sen tıpı bırakırsın. Sorusunu aslında bir şey. Bu tabii bencesi yani bencesi bu. Belki de cevaplamış oldum. Yani birleştirebiliriz diye düşünüyorum. Açıkçası bir de hani yurt dışında bir Türk aile kızı olarak büyümüş olmamın bana kattığı değerler var sonuçta. Bunun da Miss World platformunda bana destek yardımcı olacağını ve ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edebileceğime inandığım için katıldım. Ama chat şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Kızın bir asil bir havası var ya yok değil yani chat. Babanız kim? Asil bir havası var ya. Heh dur babası konusuna girdi. Babası konusu geliyor. Büyük elçisi. Kariyer diplomasi. Nasıl yok baba var ya var ya. Onun tepkisi ne oldu? İlk dediğinizde baba ben güzellik yarışmasına katılacağım dediğinde ne dedi? Baksana baba şöyle baktığın zaman Anasat'ın bir havası var şeyi var yani. Babam benim her zaman bir birey olarak, bir genç kadın olarak tüm kararlarıma her zaman destek çıkmaya çalışmıştır. Ve tüm kararlarımı... Ya asil bir havası yoktu. Ne bu şimdi? Varoş mu chat yani? Varotik bir kız mı? Bence değil ya. Babam... Ama torpil mevzusu olabilir chat. Benim her zaman bir birey olarak, bir genç kadın olarak tüm... Güzel demiyorum hocam zaten yani çok böyle ahım şahım güzel demiyorum ama yani kararlar... asil bir havası var diyorum. Her zaman destek çıkmaya çalışmıştır ve tüm kararlarımın arkasında durmaya çalışmıştır. Kendisi tabii ki beni korumak istiyor. Benim yani beni nasıl bir babası ben onun biricik kızıyım sonuçta. O... Koç Üniversitesi arkadaşlar şey mi ben bu üniversiteleri çok bilmiyorum cehaletimi mazur görün ama Koç Üniversitesi şey paralı mı? Bizden o anlamda beni korumaya çalışıyor. Biz onunla mesajlaşıyoruz. Ama destekçi oluyor tabii ki de. Sonuçta eğer ben istediğim bir şeye ulaştıysam bir baba niye mutlu olmasın? Özel mi? Ah siktir. Abla ben de yani öyle bir anlattın ki tıp okuyorum mıp okuyorum deyince ben de zannettim ki şey anasını satayım ya kurban olacağım ya. İnsanlar sana abla torpilden kızıyorlar ya. İnsanlar ablam Gülşen'im iyi ki varsın. Şimdi mesela son zamanlarda arkadaşlar son zamanlarda Türkiye'de inanılmaz bir arkadaşlar ekonomik böyle yelpaze mi diyeyim artık iyice açıldı. Yelpaze iyice açıldı yani fakirler tam fakir zenginler tam zengin. Ve zenginler de arkadaşlar birçoğu böyle helal yoldan zengin değil. Yani çoğu helal yoldan zengin değil işi var herkeste. Şimdi bunlar özelinde bahsetmiyorum. Çünkü insanlar nereden para kazanıyor bilmiyorum ama hani gördüğümüzde bir şey var, bir gerçeklik var. Dolayısıyla diğer yani senin akranın olan kızların seni zorbalaması kötü bir şey. Tabii gene kötü bir şey ama bu nefretin de bir sebebi var. İnsanlar da bir noktada bir yerde doldu. Ha tabii yapmasalar gene güzel olur ama işte Türkiye'de maalesef arkadaşlar böyle bir iklim var artık maalesef. Bunu kabul edelim yani Türkiye artık çok sert bir ülke. Türkiye artık çok sert ayrışmış bir ülke. İnsanların artık birbirine saldırgan olmasının sebebi yani tamamen ekonomi. Bu da sizi şaşırtmasın abla. Melisandre'cim iyi ki varsın. İnsanların gözleri, affedersiniz götleri dışarı gelirken, insanların KYK yurtlarında wifi'leri çekmezken, insanların KYK yurtlarında kettle'ları toplanırken, sizin böyle ayrıcalıklı hayatlar yaşamanız insanlarda bir nefret psikolojisi oluşturuyor olabilir. İyi bir şey mi? Tabii ki kötü bir şey, berbat bir şey. Ama bunun sebebi de ekonomi. Yani bunun sebebi vatandaş değil. Bence çok güzel bir açıklama yaptım gene. Sizin için nedir? Çünkü değişken bir kavram. Nedir güzellik? Yani ruh güzelliği var, fiziki güzellik var, alım var. Yani siz nasıl tarif ediyorsunuz bize? Güzellik, Cüneyt Bey. Abla güzellik tamamen yani bir şans. Yani tamamen gereksiz bir şey ya. Güzellik yani. Güzellik tabii güzel bir şey de yani. Güzellik güzel bir şey. Güzellik estetik. Ben chat güzelliğe önem verir tabii. Herkes verir. Her erkek verir, her kadın verir. Verir tabii ki ama... Bence bir bütün, bir kadının bütünlüğü. İç güzelliğinin, o duruluğunun, saflığın, zarafetin, asaletin dışa yansıması. Aynı... Abla biz yani Türkiye'de biz ne güzeller gördük, ne yakışıklılar gördük chat. Yani adamların içi boş ama milyonlar kazanıyorlar chat. Başrollerde oynuyorlar. İnsanlar tiyatrolara, konservatuarlara yıllarca emek veriyorlar. Ama bu insanların sırf arkadaşlar yüzleri güzel olduğu için vallahi bile başrollerdeler. Niye? Güzel, yakışıklı, saçma. Zamanda bir kadının karakteri, yetişme şekli, düşünce yapısı, dil bilgisi, oturuşu, kalkışı, kendini nasıl taşıyor bu kadın? Bence bunlar bir araya geliyor. O kültürle, o bilgiyle, eğitimle bir bütün oluşturuyor.
Ve ben şunu düşünüyorum. Mesela bir kadın bir odaya girdiğinde çabasız bir şekilde, çaba sarf etmeden bir aura, bir enerji yansıtabiliyorsa odada, evet, bu gerçek bir güzellik. Ve bence bu fiziksel güzelliğin ötesinde bir şey. Mesela bizim halkımızda bir tabir var. Bir kadına çuval giysi de yakışır derler. O çok güzel bir kadındır. O enerjiyi, o orayı toplamıştır, bütünleşmiştir. O kadın çuval giyse de fiziksel güzellik ötesinde olduğu için ne giyse de, o çuval giyse de yakışacaktır ona. Bu... Ama şöyle düşün. Mesela şimdi anasını satayım. Adıyaman'daki Sultan teyzenin aurası olsa ne olur, olmasa ne olur? Yani anlatabiliyor muyum? Aura, yani Sultan teyze nereden bilsin aurayı mesela? Pompoçum iyi ki varsın. Bence. Tamerim özel tıpların barajı da 50 bin. Yani her yıl... Ha, o zaman chat ama gene bir şey var. Güzel. Koç tıpın yarısı burslu, ilk 2000 ücretlisi yok yani bu kız Hacettin. Ha, öyleli bir durum var ama gene bir yandan da. Güzelliğin tanımı. Şimdi güzel olunca genelde şöyle bir ön yargı var. Güzel ve aptal. Şahsınız için söylemiyorum. Tam tersi olduğu için söylüyorum. Hani, somut bir şekilde karşımızda olduğunuz için. Ve bu güzellik yarışmalarında da. Evet. Ben son yarışmayı izlemedim ama daha önce aklımda kalan. Böyle sorular soruluyor. Ve bu sorular son derece basit. Hatta aptalca sorular ve gelen cevaplarda daha da tuhaf oluyor. Mesela siz, ne abla mesela sorular ne? Sorular ne? Bu yarışmaya çıktığınızda bir tıp fakültesi mezunu olarak bu tür sorularla muhatap olduğunuzda bir gülme geliyor mu içinizden? Ya şimdi ben bunu ne diyeyim kardeşim dediğin oluyor mu yani? O zaman chat ben zannettim ki hani orada bir şey döndü. Orada parayı bastı girdi tıp bölümünde de, çünkü arkadaşlar birilerinin parayı basıp girmesi hakikaten saçma olur yani bence de zaten. Tıp yani tıp fakültesi bazı bölümlere yani parayla bile girilmemeli. Yani illaki bir arkadaşlar bir bilgi birikimi olmalı, o zaman saygı duymak lazım chat. O zaman saygı duymak lazım usta. Ben çünkü chat üniversite işlerini çok bilmiyorum, sizler daha iyi biliyorsunuz, onun için size sordum. Melisan dereceme iyi ki varsın. Olarak bütün sorularla muhatap olduğunuzda bir gülme geliyor. Magazin programında mı görüyordun? Belki de malum olmuş olabilir Melisandre. Bir 5 lira daha gelse 777 gelir chat. Tamam içinizden. Ya şimdi ben bunu ne diyeyim kardeşim dediğin oluyor mu yani? Salihim aleyküm selam. Mr. Yoklar zınanıyor musunuz mesela bunları? Ya bu şimdi bana ne bileyim dünyayı nasıl güzelleştirsin dediği zaman ben şunu diyeyim falan diye bir hazırlık yapıyorum. Abla şey mi acaba, elinize sihirli bir değnek versem dünya barışını getiririm işleri falan filan. Aslında yani eğer doğru anladıysam sorunuzu, Miss Turk yarışması sırasında bize öyle sorular sorulmadı. Yani sosyal sorumluluk projemizi sordular mesela. Bence bu çok önemli bir proje soruydu. Aslında bir kadının ne kadar donanımlı ve eğitimli olduğunu öne çıkarmaya çalıştı Miss Turkey platformu. Evet. Aslında şöyle bir şey de var ve bence bunu Türkiye'deki halkımız bilmiyor ve bu algıyı değiştirmemiz gerekiyor. Ya bilmiyorum ne abla, ha algı. Miss World platformu da çok başarılı, meslek sahibi, kariyer sahibi olan kadınları sosyal sorumluluk projeleriyle, aynı zamanda da tabii ki taşıdıkları güzellik, zarafetiyle çok seçerek Miss World'a katıyorlar. Ve onları yarıştırıyorlar. Aslında fiziksel güzelliğin ötesinde onların eğitimini, onların aslında beyinlerini yarıştırıyorlar Cüneyt Bey. Yani ama bu Miss World platformu böyle biliniyor. Ve çok saygın bir platform. Fakat Türkiye'de belki bu çok bilinmiyor. Bir farklı bir algı açısından bakıyorlar. Aslında bize de Miss Turkey yarışmasında çok güzel sorular soruldu. Kendimiz... Evet. Yansıtabilmemiz için, kendi eğitimimiz. Mr. Dışarı yansıtmak için. Evet. Miss World yarışması ne zaman, nerede olacak? Nerede abla Miss World? Henüz belli değil. Ben... Abla ben seni destekliyorum ya. Bence seni bilmiyorum ya, gereksiz linçlemişler gibi geldi bana ya. Yani ne abla ya, ben her sene bu bıktım bu anasını satayım bu arkadaşlar. Her sene bıktım bu kadınların, erkeklerin. Lan pezevek madem sen çok güzelsin, siktir git sen birinci ol ya. Her sene alıyorlar bu ellerine, bu güzel değil, o güzel değil. Lan yavşak git, kendin o zaman birinci ol ya. Sinirleniyorum chat, bence gerek yok ya. Heyecanla de. Bana gereksiz geldi arkadaşlar ya. Detayları, bilgileri bekliyorum. Nasıl, ne diyorsun derken? Bakalım hayırlısı. Bence gereksiz, saçma arkadaşlar her sene böyle insanları vallahi bileli işlemeleri ya. Bu özellik... Baba kendi güzelliğine, kendi ışığına güvenen başkasının ışığını söndürmeye kalkmaz chat. Dün de... Gerek yok baba, ne gerek var kızı milleti anasını satayım her sene kapı. Belki şurada Ahmet Çakar haklı olabilir. Ahmet Çakar belki şurada haklı olabilir. Çok bir şey demiyorum chat. Ya dalga mı geçiyorsunuz? Ben temsil etsem daha iyi be! Ben temsil etsem şu kız bilmiyorum da bu kızın da yeteneği vardır. Keman meman çalıyordur, bir şeydir. Burada birazcık da yetenek işi chat yani. Yetenek, metenek, her şeye bakıyorlar burada demek ki usta. Benim güzellik yarışmalarından sonra... Her şeye yapıyorlar demek ki abla. Vallahi Miyusa'cı bir iki varsın. Pek çok... Olsun, çok önemli değil gülüm benim. Bir gün çok gelir, bir gün az gelir. Ne yapacaksın Miyusa? At o zaman bir 5000 lira da gelsin şöyle bir Miyusa sağlam. Kişi çok fazla estetik ameliyat oluyor. Siz düşünüyor musunuz böyle bir şey? Oldunuz mu hiç estetik ameliyatı? Hiç olmadım. Açıkçası hiç de aklımdan geçirmedim. Hala belli zaten. Olmadığı belli abla. Geçirmiyorum. Geçirmeyi yani böyle bir ihtiyaç da duymuyorum açıkçası. Bence yaptırma abla. Yaptırma bence. Panik psikoloji iki varsın. Ya millet manyak abla. Millet ne abi, ben kaçıyor en başa yazdım. En iyi okul tercihlerde ama 100 kaldı. Şimdi 1 milyon ücreti son gün sildim çok pahalı diye. Abla millet manyak. Nasıl? Çünkü bence... Millet bakma milletin böyle Twitter'da sağda solda duyar kastıklarını. Vallahi billahi ya, millet bir araya gelince aman vallahi birilerini linç etmeye yer arıyorlar. Yalandan kolpadan. İnsanların duyarlarına da bak, sosyal medyada yapılan, kasılan duyara da, sosyal medyada yapılan lince de, yani lincin de normal sosyal hayatta bir karşılığı yok. Türkiye'de. Badrov çok iyi ki varsın. Özellikle güzelliği çok tek. Bak yapılan duyarın da lincin de bir karşılığı yok. Sosyal hayatta bir karşılığı yok. Yok. Bir güzellik diye görüyorum. Yani boşuna arkadaşlar, siz mesela sağda solda böyle yorumlarda falan arkadaşlar, Twitter'da falan duyar muyar kasıyorsanız kasmayın.
bir karşılığı yok yani. Onun yerine arkadaşlar mesela hani buradaki sıkıntıyı nasıl düzeltirim diye çaba sarf etmek mesela çok daha efektif olacaktır. Belli bir dudak, belli bir burun yapısı olarak tanımlamışlar. Bence bu çok yanlış ve çok doğallıktan kaybediyor. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Bu tür şeyler geliyor, çok hakaretler. Bana mantıksız geldi, bana saçma geldi chat. Bu kızın yediği linç bana saçma geldi, kusura bakmayın da. Dedirebilirsiniz, sakın moralinizi bozmayın. Bir... Canım benim Malios, sen sabahtan beri niye aynı şeyleri yazıyorsun be gerizekalı? Başarılı bir doktor, başarılı bir, güzel bir Türk kadın olarak maceranızda da başarılar dilerim. İyi ki katıldınız aranıza, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ediyorum beni aldığınız için. İyi akşamlar dilerim. Hayırlısı abla, hakkında hayırlısı inşallah. Böyle bir arkadaşlar bununla yorumlamış olduk ya.